Şimdi ben çok konuşuyorum ya, siz de merak ediyorsunuz haliyle. Bu adam nasıl antrenman yapıyor diye. Değil mi Ayhan? Şimdi her şeyden önce şunu unutma arkadaşım. Bir kalbin var ve o kalbini kuvvetlendirdiğin sürece senin anatomin, bazal metabolizman, ses sistemin neyse artık. Çıkmanda problem var mı kamerada? Yok. Okey. Kalbin ne kadar kuvvetliyse o kadar kuvvetli oluyorsun. Dolaşım sistemin o kadar iyi oluyor falan. Şimdi eğer sen kalbinin bir kası olduğunu unutup sadece diğer kaslarına kuvvet verirsen ve antrenmanı dayanıklılık niyetine değil de normal yapmaya çalışırsan problem yaşarsın. Çünkü dünyanın neresine gidersen git, ne iş yaparsan yap, dayanıklılık esastır. Dayanıklılığı iyi olanlar kazanır bu hayatta. Dayanıklılıkta kuvvetli, devamlı olanlar kazanır. Şimdi bir normal antrenmanı bir kere paylaşıp yayınlamak istiyorum. İşine gelen kullansın. Bu tartışmaya açık değildir. Bu benim antrenmanım. Benim bir tarafımdan uydurduğum antrenman. İsterseniz kullanabilirsiniz. Burada asla ağırlığa takılıyorum çünkü profesyoneller ağırlıkla uğraşmazlar. Amacım kaslarını kuvvetlendirmek olduğu için ve kuvvetli devamlılığını arttırabilmek için kalp pini, kalp kasını kuvvetlendirmek istediği için dayanıklılığa yönelik antrenman yapacağız. Sadece sizin için yapacağım. Bugün normalde antrenman yapmayacaktım. Bir setimi size göre yapacağım. Antrenmanı şöyle belirledim kendi kafama göre. İşte bench yapacağım bugün. Bu arada belli bir periyotlamam yok. Antrenmanın hepsini, antrenmanın içerisindeki bütün antrenman kas kuvvetlerimi kuvvetlendirmek için yapıyorum antrenmanımı. Konuşamadım. Ve bunun içerisinde göğüs koyacağım. Göğüs çalışırken kolda çalışıyor. Omuz koyacağım. Hem yana açış hem yukarı kaldırış. Sonra itiş, çekiş, kaldırış, açış, bunların hepsini aynı antrenman programında yapacağım. Ve 6-7 tane hareket koyacağım. 6-7 tane hareketin toplamı bir set yapıyor. O da aşağı yukarı 4-5 dakika falan sürer. O da yeter. Her zaman antrenmana ben squatla başlarım. Çünkü büyük kas kütlesini kullanmak ilk başta daha mantıklıdır. Yıllardır hem kürekten hem triatlondan hem de normal yaşantımda squat'a çok önem verdiğim için squat benim için çok önemli bir harekettir ve bu hareketi normalde açık yapmayı seviyorum çünkü öyle işte. Evet, antrenmana başlıyorum ben şu anda. Bir müzik açın arkadaşlar ya. Aha. Ve dinlenme olabildiği kadar az. Ve arkadaşlar şunu nasıl yapmayın. Negatif kuvvet, müzik kapat. Negatif kuvvet çok önemli. Mesela bir şey kaldırırken ya da çekerken bıraktığınız hareketi çekmenin dışındaki hareket negatif kuvvettir. Örnek, bu kaldırış. Bu arada bunu da 50 tekrar yapacağım. Dinlenmeyi çok az tutuyorum. Bu lateral
Full yapma taraftarıyım. Eklem açılarınız iyisi. Ve hepsini olur, ayak dediğimiz gibi hepsinde maksimal değil, kuvvetimin %60'ı %70'inde kullanabilecek şekilde yapıyorum ki dayanıklılığım artsın. Oh. Ve nabzım hala farkında olduğunuz gibi çalışıyor. Nabzım şu anda yüksek ihtimalle 130'lardadır, 140'lardadır. Ve hala kuvvetimi devamlılığı sağlamak zorundayım. Çünkü kaslarımla beraber kalbimi de kuvvetlenmesi gerekiyor. Kan akışımın daha iyi olması gerekiyor. Ben ne kadar dayanıklıysam o kadar kuvvetliyimdir. Bu iş bu kadar basit. Bu biraz hafif kaldı. Kafidir. Şimdi haliyle arkadaşlar kuvvetli devamlılığım bitti. Ve bu saatten sonra yapacağım her şey benim dayanıklılığımı arttıracak. Antrenman şimdi başlıyor. Orada reflekslerim zayıfladı. Reflekslerimi arttırmak için ne kaldı geriye? Arka omuz. Sırt. Dediğim gibi %70 %80 kuvvetinizi yapmanız lazım. Ve en sevdiğim hareketlerden bir tanesi de aslında orijinal ismi kettlebell sıvırım olan antrenmanı dumbbell'la ya da bar mekanizmiz ya da bar diyorum. İşte abimle. Ah.
Ve nabzı kontrol ediyoruz. Oh. Saniyede çarpı 4 yaparsan 164 yapar. 164 de kaç dakika olmuş ona bilmiyorum ama aşağı yukarı 4-5 dakika olmuştur. Kaç? 11 dakika. 11 dakika olmuş. 10 dakikalık bir antrenman. Kuvvet, dayaklılık, kuvvetle devamlılık. Atıyorum, omuzu çalıştırıyorsam göğüs dinleniyor. Göğüs çalışıyorsam sırt dinleniyor. Ama çalışıyor muyum? Çalışıyorum. Bundan 4 set yaptım mı? Haftada 3 gün ya 4 gün. 1 ay dene. Görüşürüz. Oh! Şimdi arkadaşlar, nabzı yüksek olduğu için biraz önce açıklamasını net yapamadım. Negatif kuvvetten bahsediyorum. Antrenörlerin çoğu size bu negatif kuvveti bahsetmezler. Çünkü çoğu kendisi de bilmez. Negatif kuvvetin ne işe yaradığını. Çünkü bodyci mantığıyla gidip sadece suplement ya da işte iğne falan kullandıkları için yani osursan bile götünde kas çıkar. Çünkü steroidin ya da işte bu tür mantığının amacı bu. Şimdi negatif kuvvetten bahsedeceğim. Atıyorum. Lat pull down yapacaksın. Lat pull down'daki amacın ne? Çekiş. Bu pozitif kuvvet. Bu senin çekişini kuvvetlendirecek. Ama yavaş bıraktığında aynı kas grubu negatif kuvvetleniyor. Ve hala çalışmayı devam ediyor. Ama sen bunu çekip bırakırsan bu hareketi enlemesine bir tarafına sokabilirsin. Hiç boka yaramaz. Ya da lateralden bahsedeyim. Bu pozitif kuvvettir. İndirişi negatif kuvvettir. Sen bunu yaparsan hiç boka yaramaz. Bunu dik koluna getir. Böyle kullan daha iyi. O yüzden yavaş indirmelisin. Negatif kuvvetin kasa yararı çok büyüktür. Nabzımı kontrol ettim çünkü benim yaşam kalitemi ya da antrenmanımı ya da enerjimin dışa vurulmasını sağlayan şey kalbimdir. Ve kalbimin de bir kas olduğunu unutmamak için bu kası ne kadar çok kuvvetlendirirsem antrenman esnasında dolaşım sistemim o kadar çok kuvvetlendirecek. Ve halen kas vurduğu zaman kanıt pompalayacak. Hemoglobin, al yuvar ve ak yuvarlar içeride çok daha rahat dolaşmış olacak. Şimdi ben 15 saniyede bu istiyorum. Bu profesyonel hayatımdan geliyor. Çalıştırmış olduğum insanları da böyle yapıyorum. Sen de böyle çalış. Antrenman bittikten sonra nabzını kontrol et. 15 saniye tut. 15 saniye çarpı 4. Neden 4? 14. 14 diyorum. O 4 saniye 60'a tamamlamak için 1 dakikada nabzını buluyorsun. Nabız sayını buluyorsun ve nabzın 120'nin aşağısına eğer performansın biraz iyiyse 120'nin aşağısına eğer performansın iyiyse 100'ün aşağısına indiği an ikinci sete başla. En fazla 1-1.5 bilemedin 2 dakika sonra başlaman gerekiyor. Bundan 3-4 tane yap ve 1 ay yap. Bak bakalım ne olacak. Ha bu arada sadece bunu değil. Şimdi her zaman söylüyorum çok sekişmekle çok çocuk olmaz. Hep aynı pozisyonda yapmış olduğun zaman da bir işe yaramaz. O yüzden atıyorum bunu 4 set yapacaksın ya. İlk yapmış olduğun hareket motion'lı ya. Bunu dördüncü harekete koy. İlk zorlandığın hareketi ya da en son zorlandığın hareketi en başa koy. İçinde oyna. Unutma. Kas çalıştığı zaman değil, şaşırdığı zaman gelişir. Hep aynı pozisyonda nasıl boşalamıyorsan hep aynı pozisyonda da gelişemezsin. İyi bak kendine.